Çok haklısınız hanımefendi. Hey Barki, nereye gidiyorsun? Olamaz. Hey, Barki aniden çok tatlı bir köpeğe dönüştü. Evet, sihirli aynamdan sihir dünyasına geçtiniz. Burada her şey sizin dünyanızdakinin tam tersidir. Gerçekten mi? Bu çok garipmiş. Eve dönmek istiyorum. Dönmek mi istiyorsun? Hayır. Bu dünyada sihirli hayvanlar insanların söylediklerini yapmaz. Olamaz. Kaçıp gitti. Nasıl geri döneceğiz? Şuraya bak. Bu dünyadaki her şey bizim dünyamızın tam tersi. Merhaba çocuklar. Merhaba Bay Wanderboss. Bay Ayran'ın nereye gittiğini gördüm. Size yardım etmek istedim. Pekala Marvel. Bir uçağa dönüş. Uçak mı? Etrafta hiç su yok ki. Bu dünyada uçabilmen için tek yolu gemidir. Bakın, o polis memuru Peter Freeze. Ben görevdeyken olmaz. Vay canına. Bak Marvel, bu dünyada Peter Freeze kötü adam, haydutlarsa tam tersi. Bay Ayna en sevdiği yere gitti. Hayvanat bahçesine. İnsanları izlemek çok eğlenceli. Aa, işte orada. Bu Bay Ayna. Bay Ayna yardım etmiyor. Evet ama bir fikrim var. Hey Bay Ayna. Eve kesinlikle geri dönmek istemiyoruz biz. Bu dünyayı gerçekten çok sevdik. Dönmek istemiyor musunuz? Size söylemiştim. Bu dünyada sihirli hayvanlar insanların istediklerini yapmaz. Ay, bak, sanırım eve döndük Marvel. Olamaz. Yine mi siz? Diğer Mila ve Marvel'ı daha çok sevmiştim. Hayvanlara gülmek için benimle hayvanat bahçesine geldiler. Baksana şuna, kocaman patileri var. Ben geri döndüğünüz için çok mutluyum. Merhaba küçük şirin dostum. Bir gün kocaman ve korkutucu olacağını düşünmek öyle komik ki. Profesör Raşit'ten aşırdığımız bu icat sayesinde bu hayvanları dev yapabiliriz. Hayvanat bahçesinde çok eğleneceğiz Morphle. Oley! Mila, Morphle! Haydutlar bütün hayvanları birer deve dönüştürdü. Olamaz. İcadı geri almamız gerek. Marvin, bir süper kahramana dönüş. Sanmıyorum. John, bul onları. Böyle olacağını düşünmedik.
geri döneceğiz. Evet. Harika. Hadi tüm hayvanları eski haline döndürelim. Bak, bir penguen. Harika. Bir etti. İşte buradasın aslan. Harika. Peki. Ha? Olamaz. Çok küçülmüşsünüz. Yine de hepiniz muhteşem hayvanlarsınız. Hadi suda oynayalım. Marfa, bir köpek balığına dönüş. Köpek balığı. Marfa'nın arkadaş canlısıdır. Evet. Haklısın. Olamaz. Mila, Marfa, korsanlar yine kumdan kalelerimizi yıkıyor. Hadi onları durduralım Marfa. İnsanlara sataşmamaları için onları güzelce korkutmalıyız bence. Marfa korkunç köpek balığı olacak. Evet. Hadi gidelim. Her neyse. Bir köpek balığıymış. Bizler deniz korsanlarıyız ve köpek balıklarından asla korkmayız. Bu köpek balığı karaya çıkamaz. Bunu göreceğiz. Morfa bacakları olan bir köpek balığına dönüş bakalım. Köpek balığının bacakları var. Olamaz. Kaç hemen hava korsanı. Bizler hava korsanlarıyız. Biz karada olan hiçbir şeyden korkmayız. Topu hazırla hemen. Hay hay kaptan. Marfa'l, hadi onları yakalayalım. Bu ne? Çok eğlenceli. Bacakları olan garip kırmızı köpek balığı. Bizi yakalayamazsın. Morful garip mi? Morful garip değil. Sizi yakalayabilir çünkü uçabiliyor o. Ne? Morful uçan bir köpek balığına dönüş. Yaşasın. Uçmaya başladı. Korkuyorum. Olamaz. Hadi yükselelim ikinci korsan. Ama hay hay kaptan.
Bizi yakalayamazsın. Su mu? Neler oluyor? İşte bu yüzden şehrimiz... Su balonları mı? Oley! Hey! Ne? Sizi yaramaz veletler! Ondan kurtulamıyoruz! O zaman şu mağaraya saklanalım ikinci korsan. İyi fikir. Mağara biraz küçük değil mi? Korsanlar o mağaraya girmiş olmalı. Biz giremeyiz. Haklısın. Gemi girişi kapatıyor ama benim bir fikrim var. Sanırım sıkıştık kaptan. Evet. Yine de o kırmızı köpek balığı bizi burada bulamaz. Emin misiniz? Kırmızı köpek balığı. Hem de burnunda bir delgi var. Sizi yakaladık hava korsanları. Şimdi bizimle geleceksiniz. Bizi nereye götüreceksin? Polis merkezine mi? Hayır. Sahile gideceğiz. Yıktığınız tüm o kumdan kaleleri tekrar yapacaksınız. Olamaz. Yapmak mı? Ben yalnızca kaleleri yıkmasını bilirim. Şimdi bu ağacı keseceğiz. Marfan, bir kesme makinesine dönüş. O ağacı kes Marfan. Kesmeyi sevdi. Dünkü fırtına birçok ağacı kökünden söktü. Ağaçlar köklerinden sökülürse bir anda devrilebilirler. Bu çok tehlikeli olabilir. Marfa'lı ağaç kesmeyi çok sevdi. Nereye tüpleri aşkına? İyi misiniz Profesör Reşit? Bu benim son icadım. Onunla her şeyi büyütebilirim ya da istersem küçültebilirim. Mükemmel. Marfan ağaç kesti. Olamaz. Morphle çok fazla ağaç kesti. Güzel ormanım mahvoldu. Şimdi bu hayvanlar nerede yaşayacak? Bu ağaçların büyümesi yıllar sürer. Morphle çok üzgün. Durun, aklıma bir şey geldi. Profesör Reşit, icadını alabilir miyim? Bizimle birlikte geçmişe gitmeye hazır mısınız? Dinozorlar çağını ziyaret edeceğiz sizinle. Dinozorlar! Bir sürü farklı dinozor göreceğiz ve tabii hepsini öğreneceğiz. Hadi gidelim. İşte dinozorlar çağına geldik. Bakın.
O olamaz. Bunlar Velociraptor. Velociraptorlar küçük ama tehlikeli dinozorlardır. Hey! Deney tüpleri aşkına. Oh, oh, zor kurtuldum. Teşekkürler Morphle. Vay canına. Gallimimus en hızlı dinozorlardan biridir. Aferin Morphle. Şuraya bakın. Bunlar Argentinosaurus. Kocamanlar ama sadece yeşillik yiyorlar. Olamaz Morphle. O yumurtayı kurtarmalıyız. Bir pteranodona dönüş hemen. Yumurtanın annesini bulmalıyız. Argentinosaurus yumurtasına benzemiyor. Evet, bakın. Orada Argentinosaurus yumurtaları var. Gördüm. Aramaya devam edelim. Bir Triceratops. Triceratopsların üç tane kocaman, keskin boynuzu vardır. Ay, çok şirin. Baksanıza, bu yumurtalar bizim yumurtamızdan farklı. O zaman bu Triceratops yumurtası değil. Çok ilginç. Vay canına. Gerçek bir pteranodon. Bizi yumurtalarından uzaklaştırmaya çalışıyor. Baksanıza. Bu pteranodon yumurtaları bizim yumurtamıza hiç benzemiyor. Hadi buradan uçup gidelim hemen. Şunlar Ankylosaurus'lar. Kuyruklarını kullanarak çok güçlü bir şekilde vurabilirler. Yumurtanın kabuğunu gördünüz mü? O da bizimkilerden farklı. Timsahlar çok eski bir türdür ve dinozorlar çağında yaşamışlardır. Vay canına! Baksanıza! Timsah yumurtaları bile bizim yumurtamıza benzemiyor. Oh, sanırım bu yumurtanın annesini hiç bulamayacağız. Öyle görünüyor. Vay canına! Bir Spinosaurus! Bizi yemek istiyor. Kaçın! Morphle, bir T-Rex'e dönüş hemen. Bir Spinosaurus T-Rex'ten çok daha büyüktür. Bizi yemek istemiyor.
Ucuz yırttık. İyi düşündün Mila. Bir canavar dükkanımı soydu. Şu tarafa gitti. Onu bulacağız. Hey, bu para da nereden çıktı? Gidip tavuklarımın ne yaptığına bakayım. Ben gidiyorum. Mila, Morphle, kocaman bir canavar yumurtalarımı çaldı. Şimdi ne yapacağım, ne yapacağım? Hey, bu para hep burada mıydı? Hayır değildi. Yaşasın! Nakit param var! Bu harika! Bence parayı canavar bıraktı. Belki de başından beri çalmıyordur. Bak Morphle, ayak izleri. Sence tüm bu malzemelerle ne yapmayı düşünüyor? Morphle bilmiyor. Aa, bak! Doğum günü pastası içinmiş. Kazandın. Geri dön. Babacığım, Mila ve Morphle yardıma geldi. Harika. Hadi şu ödülleri yükleyip dağıtmaya başlayalım. Vay canına. Morphle, daha büyük bir şeye dönüşmen gerekiyor. Bir kamyonete dönüş. Hadi. Bakın, ilk kazananımız. Sen en şirin köpek ödülünü kazandın. Sen en iyi sörfçü ödülünü kazandın. Sen en iyi tamirci ödülünü kazandın. Ama burada en tatlı kişi yazıyor.
Hayır Morphle, yanlış ödül. Ona en iyi tamirci ödülü ver. Hayır, hayır, hayır. Sorun değil. Bunu saklayacağım. Sen en iyi bulut canavarı ödülünü kazandın. İyi de ben bildiğim tek bulut canavarıyım. Çok teşekkür ederim Mila ve Morphle. Tüm ödüllerimi dağıtmış olduk. Hayır baba. Vermemiz gereken bir ödül daha var. En iyi baba ödülü. Oh.